Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir balık yürüyeceğiz. Balık için ana renklerim bunlar ama siz malzeme listesine aşağıdan önce bir bakın. Ondan sonra başlayın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu iki ipim yarner cins. Bu ipim de Lanosu Alara. Tek farklı ipim bu. Diğer balık da aslında ben farklı bir renk daha ördüm. Onu da göstereyim. Şöyle. Bu balığımdaki bütün renklerim de yarnart cinste. Tek farklı marka şu ip. Şimdi başlıyoruz. Gövdeden başlıyoruz. Bedeninden. Başından daha doğrusu. Baş kısmından. Gri ipimle başlıyorum. Tığımda 2.2 milimlik tığ. Şöyle. Gri ipimle arkadaşlar öncelikle altılı sihirli halka yapıyoruz. Bir. 2 3 4 5 6 Kısa ipimi çekiyorum. Sihirli halkamı oluşturdum. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramda bu şu an sıramda olan 6 sık iğnemin içinin her birinin içine çift batıyoruz. Yani 6 kere arttırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 yaptım. Hepsine çift battım. İkinci sıramı tamamladım. Şu an sıramda 12 sık iğnem var. Üçüncü sıraya geçiyorum. Üçüncü sıramızda bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. İlk sık iğnemi yaptım. Diğerine çift batıyorum. Şöyle. Sıra boyu bir sık iğne, bir arttırmayı tekrar edeceğiz. Sıranın ilk sık iğnesinden şu ortada kalan ipimi geçiriyorum. İşaretleyici olarak kullanacağım burayı. Siz işaretleyici iğne de takabilirsiniz. Şöyle veya buradan farklı renkte bir ip de geçirebilirsiniz. Evet, bir tek yaptık, bir çift yaptık. Şimdi tekrar bir tek. Tek yaptım. Diğerine çift batıyorum. Sıra boyu bir tek bir çift tekrar ediyorduk. Tek. Çift. Tek. Çift, tek, çift ve son tek, son çift yaptım. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sırama geçiyorum. Dördüncü sıramda iki tane tek, iki sık iğne yani bir arttırma. Sıra boyu tekrar ediyorum. İki sık iğne, bir arttırma. Bir, 2 bir arttırma. 1 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 2 son arttırma. Son arttırmamı da yaptım. Sıram bitti. 2 sık iğne, 1 arttırma yaptık. 24 sık iğnemiz var. 5. sıraya geçiyoruz. 5. sıramızda 3 sık iğne, 1 arttırma yapıyoruz. 1 2 3 1 arttırma. 1 2 3 1 arttırma. 1 2 3 1 arttırma.
1 2 3 1 arttırma 1 2 3 1 arttırma 1 2 3 ve son arttırmam yaptım ve sıramı tamamladım. Şimdi 5. sıramızı bitirdik. Sıramızda 30 sık iğnemiz var. 6. sıramızda bu 30 sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Bir sıra. Başlıyorum. Arttırma eksiltme yapmadan 6. sıramda 30 sık iğnemi örüyorum. Evet, 6. sıramda 30 sık iğnem vardı. Tamamladım. Arttırma eksiltme yapmadan ördüm. 7. sırama geçiyorum. 7. sıramızda 4 sık iğne, 1 arttırma var. Sıra boyu tekrar edilecek. 1 2 3 4 1 arttırma 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 yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum. İşaretleyici ipim çok aşağıda kaldı. Onu yukarıya çıkarıyorum şu şekilde. Evet, sıra başımı belli etsin diye. Evet, 4 sık iğne 1 arttırma yaptığımız 7. sıramız bitti. Şu an sıramızda 36 sık iğnemiz var. 8. sıramızda bu 36 sık iğneyi düz örüyoruz. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. Yine başladım. 36 sık iğne öreceğim 8. sıramda. Evet, 8. sıramızdaki 36 sık iğnemi düz ördüm, arttırma eksiltme yapmadan. Şimdi 9. sıradayım. 9. sıramda 5 sık iğne 1 arttırma yapıyoruz. Sıra boyu yine tekrar ediyoruz. 1 2 3 4 5 1 arttırma 1 2 3 4 5
Bir arttırma. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 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 Son arttırmamı yapıyorum. Ve sıram bitti. Şu an sıramda 42 tane sık iğne var. Bu 42 sık iğneyi 10. sıramda yine arttırma eksiltme yapmadan örüyorum. Bir sıra hiç arttırma yapmadan 42 sık iğnemi öreceğim. Evet, bir sıra ördüm. 42 sık iğnemi tamamladım. Şimdi 11. sırada arkadaşlar 6 sık iğne bir arttırma yapacağız. Yine bunu da sıra boyu tekrar edeceğiz. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 ve sonuncu arttırma yaptım. Şimdi 6 sık iğne bir arttırma yaptık. 11. sıramızı bitirdik. Şu an sıramızda 48 sık iğnemiz var. 12. sıramızda bu 48 sık iğneyi yine düz örüyoruz. Arttırma eksiltme yapmıyoruz.
Evet, 48 sık iğnemi düz ördüm. 12. sıramda işaretleyici iğnemi yukarıya taşıdım. Şimdi 13. sıramda 7 sık iğne bir arttırma yapıyorum. Sıra boyu yine tekrar ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 7 bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 7 bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 7 bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 7 bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 son arttırmamı yapıyorum. Sıram bitiyor. Şimdi 7 sık iğne bir arttırma yaptık. Toplam 54 sık iğnemiz var sıramızda. 14. sıramda yine bu 54 sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan düz örüyorum arkadaşlar. Evet, bir sıra düz ördüm. Hatta bir ilmek fazla örmüşüm. Şimdi arkadaşlar 14. sıramızı bitirmiş olduk. 15'e geçiyorum. 15. sıramda 8 sık iğne bir arttırma yapacağım. Sıra boyu tekrar ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir arttırma.
1 2 3 4 5 6 7 8 1 arttırma 1 2 3 4 5 6 7 8 1 arttırma 1 2 3 4 5 6 7 8 1 arttırma 1 2 3 4 5 6 7 8 ve sonuncu arttırma sıram bitti. Şimdi biz 15. sırayı bitirdik. 16. sıraya geçiyoruz. Sıramızda 60 tane sık iğne var arkadaşlar. 16. sıradan 20. sıraya kadar ve 20. sıramızda dahil düz öreceğiz. 16, 17, 18, 19, 20. sıralar. Hiçbirinde arttırma eksiltme yok. Şimdi burayı ben öreyim, ondan sonra devam edelim. Zamanınızı almayayım. 16, 17, 18, 19, 20. 5 sıra düz örüyoruz. 20. sıramız dahil. Sonra devam edelim kaldığımız yerden. Arttırma eksiltme yapmıyorum dediğim gibi. Burayı kaydetmeyeyim. Boşuna vaktinizi almayayım. Arttırma eksiltme yapmadan düz öreceğiz 5 sıra. 5 sıra sonra görüşelim. Evet, 16 ve 20. sıralar arasını düz öreceğim demiştim. 20. sıramız dahil. Şimdi ördüm düz. 16 ve 20 arasını tamamladım. Arttırma eksiltme yapmadan örecektik. Şimdi arkadaşlar 21. sırama geçiyorum. 21. sıramda arttırma eksiltmemiz yok. Ama şu an sıramızda 60 sık iğnemiz var. Bunun 30'unu BLO'dan örüyoruz. BLO nasıl oluyordu? Şöyle hemen göstereyim. Normalde biz buradan giriyorduk. Buradan girmiyoruz da. Şöyle ortadan sadece arka kanadını örüyoruz. Şöyle. Bir yaptım. Bakın bir tane daha gösteriyorum. Ortadan girip sadece arka loba örüyoruz. Şöyle. Bu BLO oluyor. BLO'dan 30 sık iğnemizi yapacağız. 2 yaptım. İkinciyi yaptım şu an. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30. 30. ile yaptım. 30 tane BLO'dan ördüm. Şimdi 60 sık iğnemizin 30'u BLO'dan oldu. Diğer 30'unu normal örüyorum. Normal sık iğne yapıyorum. Arttırma eksiltme yapmadan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30'u yaptım. Gördüğünüz gibi sıram bitti. 30'u BLO'dan, 30'u normal, 60 sık iğnemi yaptım. Şimdi renk değiştireceğiz. Bu öncelikle şöyle bir beklesin. Geçeceğim renk şu mavi rengim. Yani şöyle göstereyim. Biz şurayı ördük. Şimdi şu kısma geçiyoruz. Bunda bu renkleri kullanmıştım. Bunda da bu maviyi kullanacağım. Kodu da bunun 47. Zaten açıklamalara yazarım muhtemelen. Şimdi maviyle başlıyorum. Renk değiştirirken mavide önce bir zincir başlangıcı yapıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Bir veya iki zincir çekmeyi doğru buluyorum. Şimdi bu ipimiz böyle duruyor. Burada biz en son 21. sırayı ördük ya. 21. sıranın son ilmeğini şöyle bozuyoruz. Şöyle iki halka şeklinde bırakıyorum. Bu halkanın içinden normal gri ipimi geçirince bir sık iğnemizi oluşturmuş oluyorduk. Gri ipimizi geçirmiyoruz da maviyi geçiriyoruz. Ve önümüzdeki sırayı maviyle örecek olacağız. Gördüğünüz gibi şu iki halkanın içinden gri yerine bu sefer maviyi geçiriyorum. Şimdi renk değiştirdik. 22. sıramızda BLO'dan 60 sık iğne. Yine BLO'dan örüyorum. Şöyle 2-3 sık iğne yapıyorum. BLO'dan size ilk gösterdiğim gibi. Şöyle 3 sık iğnemi yaptım. Bundan sonra artık gri hiç kullanmayacağım için bu gri'nin geri kalan kısmını kesiyorum. Bu mavinin başından kalan kısımla gri'nin sonundan kalan kısmı şöyle düğümlüyoruz. Sıkı bir düğüm yapıyoruz ki ilmeklerimiz bozulmasın. İki düğüm attım. Evet, şimdi 3 tane BLO'dan örmüştüm. Bu sıra boyunca BLO'dan örüyoruz arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. BLO'dan 60 sık iğnemi öreceğim. 3 tanesini yaptım. Devam ediyorum. Sıra boyu BLO bu sefer. Evet, hepsini BLO'dan ördüğümüz 22. sıramız da bitti. Şimdi 23. sıraya geçiyorum. Bu sıramızı da yine arttırma eksiltme yapmıyoruz. 60 sık iğnemi örüyorum düz. Başlıyorum ben. Şimdi şurada 2-3 sık iğne yaptıktan sonra işaretleyici ipimi
Şuradan çıkaracağım. İlk sıranın ilk sıknesinden. Evet, bu sıramı düz örüyorum şimdi. Evet, 22. sıramızda, pardon, 23. sıramızda 60 sık iğnemizi düz ördük, artırma eksiltme yapmadan. Şimdi 24'e geçiyorum. 24'te arkadaşlar yine artırma eksiltme yapmıyoruz, fakat BLO'dan örüyoruz. Sıra boyu yine BLO'dan artırma eksiltme yapmadan örüyorum 60 sık iğnemi. Evet, BLO'dan 24. sıramızı ördük arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmadan tamamladık. Şu an 60 tane sık iğnemiz var. 25. sıraya geçiyorum. 25. sıramızda 8 sık iğne, bir azaltma yapacağız. Sıra boyu bunu tekrar edeceğiz. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir azaltma yapıyorum. 1 2 3
4 5 6 7 8 yine bir azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar bir azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar bir azaltma. 1 2 3 4 5 6 7 8 yine bir azaltma. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve son azaltmam ve sıram bitti. Şu an 54 tane sık iğnemiz var. 26. sıraya geçiyorum arkadaşlar. 26. sıramda 7 sık iğne bir azaltma yapacağız. Yine bunu da sıra boyu tekrar edeceğiz. Başlıyorum. 1 2 3 şu işaretleyici ipimi yukarı taşıyacağım. 3 demiştim. 4 5 6 7 bir azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bir azaltma. 1 2 3 4 5 6 7 yine bir azaltma. 1 2 3 4 5 6 7 yine bir azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 yine bir azaltma. 1 2 3 4 5 6 ve 7 son azaltma. Evet, 7 sık iğne bir azaltma yaptığımız 26. sıramı da tamamladım. Şu an sıramda 48 sık iğnem var. 27. sıramda bu 48 sık iğneyi yine BLO'dan yaparak, BLO'dan örerek tamamlıyorum. Arttırmak istemiyorum, yapmıyorum. Sıra boyu BLO'dan 48 sık iğnemi tamamlıyorum.
Evet, 27. sıramda BLO'dan 48 skill'imi tamamladım. 28'de BLO yapmadan, arttırma eksiltme de yapmadan 48 skill'imi örüyorum. Başlıyorum. 48 skin'i yapacağız. 28. sıramızda. Kırsekiz skinimizi 28. sıramızda artırma eksiltme yapmadan ördük. Şimdi 29. sırada arkadaşlar 6 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Sıra boyu tekrar edeceğiz. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 1 azaltma. 1 2 3 4 5 6 1 azaltma 1 2 3 4 5 6 yine bir azaltma. 1 2 3 4 5 6 yine bir azaltma. 1 2 3 4 5 6 azaltma 1 2 3 4 5 6 azaltma. 30. sıramda BLO'dan öreceğiz. Şu an sıramızda olan 42 skinimizi öreceğiz. Arttırma eksiltme yapmayacağız. BLO'dan 42 skinimi örüyorum.
Belo'dan yaptığımız 42 skinimiz bitti. 31. sırayı örmüştük. 32. sıraya geçiyorum arkadaşlar. 32. sıramızda 5 skine bir azaltma yapacağız. Sıra boyu yine burada tekrar edeceğiz. 1 2 3 Şu ilk sık iğneme yine işaretleyici ipimi taşıyayım. Sonra karıştırıyorum. Üç demiştim. Dört. Beş. Bir azaltma. Bir. İki. 3 4 5 1 azaltma 1 2 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 3 4 ve 5 son azaltmam ve sıram bitti. 32. sıramızı ördük. 33. sıraya geçiyorum. 33. sıramızda arkadaşlar arttırma eksiltme yapmıyoruz yine. BLO'dan bir sıramı düz örüyorum. Sıramda 36 sık iğnem var. Bu 36 sık iğneyi BLO'dan örerek tamamlayacağım. Evet, 23. sıramda BLO'dan 36 sık iğnemi tamamladım. 24. sıradayım arkadaşlar. 24. sıramızda 4 sık iğne, 1'e azaltma yapacağız. Sıra boyu tekrar edeceğiz. 1 2 3 4 1 azaltma 1 2 3 4 azaltma 1 2 3 4 azaltma 1 2 3 4 azaltma
1 2 3 4 azaltma 1 2 3 4 ve son azaltmam. Ve sıramız bitti. Şimdi 35. sırama geçiyorum. 35. sıramda arkadaşlar 3 sık iğne bir azaltma yapacağız. Yine sıra boyu bunu da tekrar edeceğiz. 1 2 3 azaltma 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 1 2 3 ve son azaltmamı yapıyorum. Sıram bitti. 3 sık iğne bir azaltma yaptığımız 35. sıramızı bitirdik. Şimdi buraya bir iğne takacağım ve içini dolduracağım. İlmeğimi şöyle takıyorum. İlmeğim arada karışmasın diye. Ve balığımızın şu ana kadar ördüğümüz kısmını dolduracağım. Evet, içini iyice doldurdum arkadaşlar. Ördükçe doldurmam gerekirse tekrar dolduracağım. En son 3 sık iğne bir azaltma yaptığımız sıramızı örmüştük. Şimdi 36. sıraya geçiyorum. Bu sıramızda da 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. Başlıyorum. Şöyle sol elimi orta parmağıyla içeriye doğru basıyorum. İlmeklerime elyaf karışmasın diye. Başlıyorum. 1 2 bir azaltma 1 2 bir azaltma 1 2 bir azaltma 1 2 1 azaltma 1 2 1 azaltma 1 2 ve son azaltmam. Sıram bitti. 2 sık iğne bir azaltma yaptık. Sıra boyu tekrar ettik. Şimdi şurada şöyle göstereyim. Şurada bakın bizim şurada 2 tane 2 sıra BLO görünüyor. BLO sırası grilerde. Şimdi bizim şu BLO'muz bakın üstteki BLO'nun devamı bu tarafta yok. Bu kısmı biz çene yapacağız. Şuranın üstüne bu BLO'lardan başlayıp çene yapacağız. Şimdi biz bu BLO'ları hizalayıp burayı ikiye böleceğiz. Nasıl yani? Şöyle göstereyim. Kuyruğun gövdeyle paralel olması için yani yamuk şöyle falan olmaması için burayı doğru düzgün hizalamamız gerekiyor. Onu da burada çene için bıraktığımız şurada BLO vardı. Ben bu BLO'lardan çeneyi ördüm. Şimdi aynı şeyi bunda da
aynı şekilde yapacağımız için. Şurası, şu sıramın üstüne benim çenem gelecek. Balığın alt çenesi. Bu sıramı mesela şurayı altta düzgün bırakacak şekilde burada sık iğne yapıp burayı böleceğiz. Kuyruk için ikiye böleceğiz. Bakın. Şimdi ben şuraya elimi koyduğum zaman, yani çene beli olanın başladığı yere elimi koyduğum zaman benim şurada tam hizalamıyor. Şöyle göstereyim. Tığımla göstereyim. Şöyle bir çizgi çektiğimi düşündüğümde şurada iki sık iğne daha örersem tam hizasına gelmiş görünüyorum. O yüzden buraya iki sık iğne ekliyorum. Ondan sonra bölüyorum. Şöyle. 1 2 yaptım. Tam alt çene hizasına geldim. Bir çizgi çektiğimizi düşünelim. Hayali bir çizgi. Tam bu ikisini karşılıyor. Şimdi nasıl bölüyoruz? Hemen göstereyim. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9'uncuya şöyle tığımı geçirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şöyle ipimi çektim oradan. Şöyle elime de sıkıyorum. Burada bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sık iğnemi burada yaptım. Ardından şurada bir 9 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi 9 sık iğnemi ördüm. Burada ikinci sıraya geçiyorum. Bu tarafı boş bırakıyorum. Bu taraftan devam ediyorum. Ördüğüm 9 sık iğneyi yaptığım taraftan devam ediyorum. 38. sırama geçiyorum. 38. sıramda 2 sık iğne, 1 arttırma yapıyorum. Sıra boyu bunu tekrar edeceğim. Şimdi şöyle batıyoruz. 1 iğnemi takayım buraya karışık olmasın. 2 1 arttırma yapıyoruz. 2 sık iğne 1 arttırmaydı. 1 2 1 arttırma 1 2 ve son arttırma. Şimdi 2 sık iğne 1 arttırma yaptık. 38. sıramda. Şu an benim sıramda 12 tane sık iğnem oldu. Şuradan el yapım çıkmış. Onu bir düzelteyim. Evet, şimdi 39. sıraya geçiyorum. 39. sıramızda 1 sık iğne 1 arttırma yapacağız. Sıra boyu tekrar edeceğiz. Bir tek bir çift yani. Bir tek yaptım. İlk sık iğneme iğnemi takıyorum yine. Şimdi bir çift yapıyorum. Bir tek iğne, bir çift,
Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek, bir çift, bir tek ve son çiftim. Ve sıram bitti. Bir tek bir çift yaptık. 39. sıramızı bitirdik. Şimdi 40. sıraya geçiyorum arkadaşlar. 40. sıramızda 2 sık iğne, 1 arttırma yapıyoruz. Yine sıra boyu tekrar ediyoruz. 1 ilk sık iğnemi yaptım. İğnemi takıyorum. 2 tek bir çifti. 2 ikinci sık iğnemi yaptım. 1 arttırma yapıyorum. 1 tek, 2. tek, 1 arttırma, 1, 2 arttırma, 1, 2 arttırma, 1, 2 arttırma, 1 2 ve son arttırma. 2 sık iğne, 1 arttırma yaptığımız 40. sıramız bitti. Şimdi 41, 42, 43. sıralarda, yani toplam 3 sıra düz örüyorum. Arttırma, eksiltme yapmıyorum. Başlıyorum. Tek sıramda 24 sık iğne var. 3 sıra düz öreceğim.
Evet, 41, 42 ve 43. sıralara düz ördüm. Şimdi 44'e geçiyorum arkadaşlar. 44. sıramızda 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. Sıra boyu yine tekrar edeceğiz. 1 2 1 azaltma 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 yaptım ve sıram bitti. Şimdi 44. sıramızı tamamladık. 45, 46, 47'de yine düz örüyorum. Arttırma eksiltme yapmıyorum. Bu 3 sıra düz öreyim. Ondan sonra devam edelim. Zamanınızı almayayım. 3 sıra düz öreceğiz. 45, 46 ve 47. sıralarda. 47 bitince devam edelim hep beraber. Evet, 45, 46, 47. sıralara düz ördüm. Tek sıramda 18 tane sık iğnem vardı. Şimdi 48. sıraya geçiyorum. 48. sıramızda arkadaşlar. Bir sık iğne bir azaltma yapacağız. Sıra boyu da bunu tekrar edeceğiz. Bir sık iğne bir azaltma. Bir sık iğne bir azaltma. Bir sık iğne bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma yaparak sıramı tamamladım. Şimdi 48. sırada 2 sık iğne bir azaltma yapıyorum. 1 2 bir azaltma 1 2 bir azaltma 1 2 bir azaltma ve sıramı tamamladım. Şimdi 50. sıraya geçiyorum. 50. sıramda bir sık iğne bir azaltma yapıyorum. Sıra boyu bir sık iğne bir azaltma bir sık iğne bir azaltma bir sık iğne ve son azaltma. Evet, burada kuyruğumuz bitti arkadaşlar. Şimdi şöyle ben bir ilmek kaydırma yapıyorum, bir zincir yapıyorum. Şöyle çok az uzun, şu kadar kesiyorum. İpimi çektim. Kuyruğun ucunu kapatacağım iğne ile. Şöyle burada bir deliğimiz kaldı. Bu deliğe şöyle ilmeklerin dışarıdaki felo kısmına bir dışarı doğru bir ilmekte. Bir içeri doğru batıyorum önümdeki ilmekte. Dışarı, içeri, dışarı battım.
Son olarak içeri doğru batıyorum. F'li olarından sadece gördüğünüz gibi. İpimi çekiyorum. Burayı iyice büzülüyor. Tam ortalarından iğnemi geçiriyorum. İçeri doğru. İğnemi herhangi bir yerden çıkarıyorum. Kuyruğu büzmüyoruz. Bu kalan ipi burada kesiyorum. Evet, bir kuyruğumuz bitti. Şimdi tığımı, ipimi takıyorum. Tekrar kuyruğun ikincisini yapıyorum. Burada kalan 9 sık iğnenin üzerine. Şöyle ipimden tekrar bir zincir başlangıcı yaptım. Şimdi 37. sıradan itibaren tekrar edeceğiz. 37. sıramızda bizim 9 sık iğne yapıyorduk. Tığımı takıyorum. Tam şöyle karşısına takayım kuyruğun. İlk kuyruğun. Şu el yapı düzelteyim. Tığımı taktım. İpimi buradan geçiriyorum. Sıra boyu, buradaki delik boyunca zaten 9 sık iğne var. Sıra boyu 9 sık iğne yapacağız burada. Evet, 9 sık iğnemi yaptım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sıramda 2 sık iğne bir arttırma yapıyorum. Sıra boyu bunu tekrar ediyorum. 2 sık iğne bir arttırma. 1 iğnemi takacağım ilkine. 1 2 bir arttırma. 1 2 bir arttırma. 1 2 ve son arttırma. Evet, 2 sık iğne bir arttırmamı yaptım. Şimdi 39. sıraya geçiyorum. 39. sıramızda 1 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Sıra boyu yine bunu tekrar ediyoruz. Bir tek battım. İlk sık iğnemde iğnemi takıyorum. Şimdi bir arttırma yapıyorum. Bir tek, bir çift, bir tek,
bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Ve sonuncu çiftimi yapıyorum. Evet, bir tek bir çift yaptığımız 39. sıramız bitti. Şimdi 40. sıraya geçiyorum. 40. sıramda 2 tek bir çift batacağız. 2 sık iğne bir arttırma sıramız yani. Şöyle bir tek yaptım. İğnemi takıyorum. İkinci tek bir arttırma. Bir, iki, bir artırma, bir, iki, bir artırma, bir, iki, bir arttırma, bir, iki, bir arttırma. Bir, iki, bir arttırma. Ve sıram bitti. İki sık iğne bir arttırma yaptığımız 40. sıramızdı. Şimdi 41, 42, 43'te ilkinde olduğu gibi düz örüyorum. Arttırma eksiltme yapmıyorum. Tek sıramda benim 24 sık iğne var. Ben burayı tamamlayayım, siz de tamamlayın. Devam edelim sonra. Evet, 41 ve 43. sırayı burada da düz ördük 3 sıra. Şimdi 44'e geçiyorum yine. 44. sıramızda 2 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Diğer kuyrukta olduğu gibi. 1, 2, bir azaltma. 1, 2, bir azaltma. 1, 2, bir azaltma, 1, 2, bir azaltma, 1, 2, bir azaltma, 1, 2, bir azaltma yaptım ve sıramı tamamladım. Şimdi 1-2 sık iğne bir azaltma yaptığımız 44'ü bitirdik. 45, 46, 47'de yine düz örüyorum. Arttırma eksiltme yapmıyorum. Bir sıramda 18 sık iğne var. Başlıyorum. 3 sıra düz öreceğim.
Evet, 3 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 45, 46, 47. sıraları ördük. 48. sıraya geçiyorum. 48. sıramız bir sık iğne, bir azaltma. Yine sıra boyu tekrar edilecek. Bir sık iğne yapıyorum. Bir azaltma yapıyorum. Bir sık iğne, bir azaltma. 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 Bir sık iğne ve son azaltmamı yaptım. Sıram bitti. 48. sırayı yapmış olduk. 49. sıramızda 2 sık iğne, bir azaltma yapıyoruz. 1 2 1 azaltma yapıyorum. 1 2 1 azaltma yapıyorum. 1 2 ve son azaltmamı yapıyorum. Şimdi 49. sıramız bitti. 50. sıramız, yani son sıramıza geçiyorum. Bir sık iğne, bir azaltma, sıra boyu tekrar ediyoruz. Bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma, bir sık iğne, bir azaltma. Sıram bitti. Şimdi bir sonrakine bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir. Yine bu deliği kapatmak için azıcık uzun ip bırakıyorum. Çektim. Şu işaretleyici iğnemi çıkardım. İpin sonunu dikiş iğnesine takacağım. Evet, ipin ucunu iğneme taktım. Diğer uçta yaptığımız gibi FLO'larından ipimizi bir dışarı bir içeri yapacağız. Şu an ipim takılı. Şöyle bir odaklayalım. Işığımızı da düzeltelim, size göstereyim. Şimdi bir şöyle giriyorum. İlmeğin FLO'sundan. Şöyle. Bir dışarı doğru. Battım. Diğer ilmeğin FLO'sundan içeri doğru batıyorum. Tekrar dışarı doğru. Diğer ilmekte. Diğerinde tekrar içeri doğru. Tekrar önümüzdeki ilmekte dışarı. Son ilmekte içeri doğru batıyorum. Sonra bu ipi çekiyorum. Buradaki delik kapanıyor. Tam ipin gerisini deliğin tam ortasından geçiriyorum. Herhangi bir yerden çıkıp ipin son kalan kısmını keseceğim. Kuyruğun da bu arada içini doldurmadım, gördüğünüz gibi. Boş kuyruklar. İpimi kesiyorum. Kuyruğumuz bitti. Şimdi mavi ipinizi kaldırabilirsiniz. Mavi iple işimiz bitti. Şimdi çeneyi yapacağız. Bu pembe iple.